Çok hareketli geçecek bir haftanın ilk günündeyiz. Yarın Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi geliyor tüketici fiyatlarında. Çarşamba günü hem toptancı fiyatlarındaki enflasyonu göreceğiz hem de FED faiz kararını açıklayacak. Bu çerçevede dün enflasyonla ilgili tahminlerimi ortaya koymuştum oldukça detaylı bir hesaplamayla. Bu enflasyon hesaplamasından yola çıkarak bugün de FED'in ne yapacağı konusundaki tahminimi ve borsaların buna nasıl tepki verebileceğini anlatmaya çalışacağım. Elbette anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil ve çok fazla değişken var aynı anda. Bir yerlerden olumsuz şeyler patlayabilir. O yüzden lütfen kendi analizinizi kendiniz yapın. Ama benim tahminlerim pozitif yönde. Hazırsanız başlıyoruz. Haftanın nasıl geçeceğiyle ilgili 3 temel senaryo var kafamda. Bunlardan bas senaryom yani %60 civarı ihtimal verdiğim senaryo olumlu bir senaryo. Burada diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nde manşet enflasyon aylıkta %0.1-0.2 aradan oturacak. Bu da yıllıkta bizi %4.1-%4.2'ye taşıyacak. Bunun biraz üzerine gitmesinde de mesela 4.3 olmasa da senaryom çok değişmez. Sadece etkisi biraz hafifleyebilir. Ama benim baz senaryom bu. Yani şaşıracağımız derecede düşük bir enflasyona karşılaşacağız. Bu durumda ne olacak? FED kesinlikle Haziran ayındaki faiz artışını es geçecek. Zaten ben büyük oranda FED'in Haziran'a es geçeceğine inanıyorum. Ama Şahinca açıklamalar yapacak ve diyecek ki ara verdik ama biraz daha görmek istiyoruz. Belki Temmuz'da tekrar artırırız ha diye bizi korkutacak. Senaryo böyle gerçekleşirse yarın yani enflasyon risk geldikten sonra Nasdaq ve bütün riski varlıklarda yukarı doğru bir yön göreceğiz. Ama çarşamba günü Fed'in açıklaması geldikten sonra o yönün bir kısmını kaybedeceğiz. Tabi bu Fed açıklamasındaki şahin tona bağlı. Eğer çok şahin konuşurlarsa haftayı azıcık ekside bile geçirebiliriz. Ama ben o kadar şahin bir konuşma beklemiyorum. Daha ziyade bir hmm, elim üzerinizde konuşması bekliyorum. Bu durumda... Nazak ve riskli varlıklarda hafif yukarı bir hafta bekliyorum. Tabii hiç sanmıyorum ama FED çok güvercin bir açıklama yaparsa bir de üzerine beklediğim gibi enflasyon geliyorsa o zaman uçarız ama bu düşük bir ihtimal açıkçası. İkinci senaryo buna da %30 ihtimal veriyorum. Amerikan enflasyonunun aydan aya eksi çıkması manşette. Yani eksi nokta 0.1, eksi nokta 0.2 gibi bir enflasyon gelmesi aylıkta bu yıllıkta enflasyonu %4.0'ın altına doğru çekecektir. Eğer böyle bir sonuç gelirse piyasaların kafası biraz karışır. Çünkü diyebilirsiniz ki ne güzel hocam enflasyon bitiyor ama fiyatların geriye gitmesi yani enflasyondaki yükselmesinin durması değil de deflasyon korkutucu bir şey. Bu piyasaların kafasını bir karıştıracaktır. Nasıl tepki vereceğine emin olman biraz zor. Ama şundan eminim. Ertesi gün FED çok güvercince bir açıklama yapıp da işte arkadaşlar ya tamam enflasyonu düştü hatta negatife geçtik. Biz de artık faiz artışlarını durduruyoruz. Bundan süpük düşünmeyiz. Demezse ki ihtimal düşük. Bu durumda başımız derde girer. Çünkü piyasa şöyle görecek. Bir yandan deflasyon yaşıyoruz galiba. Acayip geriye doğru gidiyor enflasyon. Artık eksilere gidiyoruz. Fiyatlar düşüyor. Bir yandan da Fed hala diyor ki faizleri tekrar yükseltebilirim. Böyle bir durumda piyasa resesyon korkusu fiyatlayabilir. Buna verdiğim ihtimal %30. Bu sonuçta bizi bence resesyona götürmez ama piyasa bunu böyle fiyatlayabilir. Böyle bir durumda enflasyon verisi geldiğinde kafalar biraz karışık olacak ama ben yine de hafif yukarı bir yön beklerim. Fed'in kararı dediğim gibi biz Şahin'e devam edeceğiz yönündeyse faiz artırmasalar bile bu dönemde piyasalar sert aşağıya gelebilir. Çünkü o zaman gelecekle ilgili korkular ortalığı basar. Üçüncü senaryom ise ki en zayıfı bu %10 ihtimal veriyorum sadece. Yarın çok yüksek bir enflasyon belirsizliğine karşılaşmamız. Yani Aylıkta %0.4 veya üzeri, yıllıkta da %4.4'ün üzerine gittiğimiz bir enflasyon verisi. Burada moraller çok bozulur işte çünkü o zaman enflasyonla mücadelemizde başarısızız anlamına gelir bu. Tabii kalemlerin detaylarına bakmak gerekir ama yine de piyasalar bunu olumsuz karşılar. Bir de ertesi gün üzerine Fed kalkıp bakın enflasyon hala yüksek, bizim faizleri arttırmamız gerekiyor deyip... ...bu çeyrekte veya gelecek çeyrekte bir faiz artıracağını söylerse o zaman epey negatife doğru yuvarlanırız. Ama dediğim gibi bu oldukça düşük ihtimal. Eğer henüz izlemediyseniz şu videomu izleyin. Dün enflasyon rakamları üzerinden detay detay gittik. Pek de beklediğim bir ihtimal değil. Yani toparlamam gerekirse %60 ihtimalle enflasyonun makul bir şekilde düşmeye devam ettiği, Fed'in hafif bir şahin konuşmayla yine de bizleri uyardı ama faiz artırmadığı bir senaryo bizi bekliyor. Fed'in çarşamba günü konuşması daha güvercinceye yakınsa hızlı bir yükseliş bekliyorum. FED çok şahin konuşursa hafif bir yükseliş veya hafif bir düşüş bekliyorum. Bas senaryom bu. Ama tabii diğer senaryolarda gerçekleşebilirler veya hiç burada öngöremediğimiz şeyler de olabilir. Her zaman sürprizler açık olmak lazım. Dün gece 9.30'da katıl üyeleriyle bir araya geldik. Onlara bu haftaki risklere karşı kendilerini nasıl yönetmeleri gerektiğini söyledim. Orada da aynı bas senaryomu tekrarladım. Ama yanılabilirim. Yanılmam durumunda piyasalar sert aşağı doğru gidebilir bu durumda almanız gereken önlemler nedir? Onu da detaylı şekilde anlattım. Video sitede yüklü. Şu anda bile katıl üyesi olsanız hemen gidip izleyebilirsiniz. Evet bakalım yarın neler olacak? Heyecanla bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.